Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az malzemeyle hazırlayabileceğiniz nefis bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Bir su bardağı irmik, bir su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı kakaoyu tencereye alıyoruz. Öncelikle kuru malzemelerimizi karıştırıyoruz. Bir litre süt ilave ediyoruz ve sürekli karıştırarak kısık ateşte kaynamasını bekliyoruz. Tatlımız yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Tatlıyı yaparken karıştırmayı hiç bırakmıyoruz arkadaşlar. Bir de yüksek ateşte lütfen yapmayalım. Aksi halde yanabilir ve tatlının tadı değişebilir. Kaynamaya başlayınca ocağın altını hemen kapatmıyoruz. Yine kısık ateşte ara ara karıştırarak 2-3 dakika daha kaynamasını sağlıyoruz. Bu şekilde kıvamı daha da koyulaşıyor. Ocağın altını kapattıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağı, bir paket de vanilya ilave edip karıştırıyoruz. Ben tarifimi kelepçeli kalıpta yaptım arkadaşlar. Dilerseniz bu boyutlarda bir borcamda da yapabilirsiniz. Öncelikle kalıbımıza biraz su döküp çalkalıyoruz ve her yerinin biraz ıslanmasını sağlıyoruz. Bu şekilde tatlımız kalıptan daha kolay çıkıyor. Fazla suyunu süzüyoruz. Hazırladığımız tatlıyı kalıba döküyoruz ve üzerini düzeltiyoruz. Ben üzeri için karamelli bisküvi kullandım. Dilerseniz başka bisküvilerle de yapabilirsiniz ya da Hindistan cevizi, çikolata sosu, fındık, ceviz gibi ürünlerle de üzerini tamamlayabilirsiniz. Bisküvileri toz haline getiriyoruz. Toz haline getirdiğimiz bisküvileri tatlımızın üzerine döküyoruz ve buzdolabında tabii öncelikle oda ısısına gelmesini bekliyoruz.
Oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırıyoruz. En az bir 6-7 saat buzdolabında soğumasını sağlıyoruz. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz ufak bir yorum, bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açtığınız takdirde ben tarif paylaştığımda size bildirim gelecektir. Böylece tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sevdiğiniz yakınlarınızla da tarifimi paylaşabilirsiniz. Tatlımı yaklaşık 7 saat buzdolabında soğuttum ve kenarlarını öncelikle bir bıçak yardımıyla ayırıyoruz. Tarifimiz artık servise hazır. Gerçekten bu kadar az malzemeyle bu kadar lezzetli bir tarif çok az bulunuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sizlere tatlımın kıvamını da gösterip veda etmek istiyorum. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.